Eşit kolu terazi ve dereceli kap ile gerçekleştirilen ölçümlerin aşamaları aşağıda verilmiştir. Buna göre dereceli kaba dökülen sıvının öz kütlesi aşağıdaki bantılardan hangisiyle bulunur şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar D eşittir M bölü V yardımıyla bulunuyor ama burada bir sıra işlem uygulamış. Bakalım o sırayı takip ederek buradan öz kütle değerine ulaşmaya çalışacağız. Eşit kolu terazinin sol kefesine bırakılan boş dereceli kap sağ kefesine bırakılan M1 kütle isimle dengelenmiş. Şimdi burada Şöyle eşit kolu terazi çizdiğimizde bir kefeye sadece dereceli kabı bırakmışlar. Diğer kefede M1 kütleli cismimiz var. O zaman M1 kütleli cisim burada cismin pardon dereceli kabın kütlesine eşit olmuş oluyor. Yani dereceli kabın kütlesinin M kap eşittir. M bir değerine eşit olduğunu anladım. Sonra eşit kolu terazinin sol kefesindeki derecelik kaba V hacimli sıvı dökülüp sonra sağ kefesindeki M1 kütleli cisim alınıp yerine M2 kütleli cisim bırakıldığında yeniden denge sağlanıyor. Şimdi bunu kaldırıyoruz arkadaşlar. Buraya M2 kütleli bir cisim koyuyoruz ve buraya V hacimde bir sıvı koymuşuz. V hacimde bir sıvı koyuyoruz. Şimdi ikinci durumda ne oluyor arkadaşlar? M2 kütlesi dediğimiz kütlemiz neye eşit? Kabın kütlesi M kap artı içerisindeki sıvının kütlesi. E sıvının kütlesi sıvının devesine eşit. Yani buradan M'i çektiğimizde M deveye eşit oluyor. O zaman buradan sıvının kütlesini yani devesini yazıyorum. D çarpı V diyorum. kabın kütlesinin biraz önce M1 kütlesine eşit olduğunu anlamıştık. O zaman M2 eşittir. M1 artı deve dediğimizde karşımıza arkadaşlar buradan bize D yoğunluğunu sormuş. D'yi çekiyorum. D'yi çektiğimde arkadaşlar M2 eksi M1 bölü M2 eksi M1 bölü V çıkıyor karşımıza. M2 eksi M1 bölü V cevabımız C seçeneği doğrudur. İstanbul'dan yola çıkan hareketli otomobil şekil 1'deki birinci rotayı izleyerek bandırmaya varıyor. Daha sonra bandırmadan tekneyle şekildeki doğrusal ikinci rotayı izleyerek e, İstanbul'a geri dönüyor. Buna göre İstanbul'dan bandırmaya yaptığı hareket ve bandırmadan İstanbul'a dönüş hareketi ile ilgili yargılarının hangileri birbirlerine eşittir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar birinci rotamız İstanbul bandırma. İkinci rotamız gemiyle yine bandırmadan İstanbul'a hareket etmişiz. Buna göre bir, yer değiştirmeleri eşit mi? Yer değiştirmelerine baktığımızda yer değiştirme vektörel bir büyüklük. Cismin ilk konumu ile son konumu arasındaki en kısa yönlü uzaklığa biz yer değiştirme diyoruz. İstanbul'dan bandırmaya gelirken ki yer değiştirmesi birinci durumda bu. Bandırmadan İstanbul'a gelirken ki yer değiştirmesi de bu. Yer değiştirme vektörel bir büyüklük olduğu için bunların yönleri zıt. Yönleri zıt olduğu için bu vektörler birbirlerine eşit olamaz. Yönleri zıt olduğu için. Şiddetleri eşit olabilir ama yönleri eşit değil. Ortalama hız, ortalama v eşittir delta x bölü delta t yardımıyla bulunuyor. Ortalama hızların büyüklükleri eşit olabilir ama ortalama hızları eşit değil. Çünkü yer değiştirmeleri farklı yönlerde. E zamanlar her x için aynı olsa dahi yönleri farklı olduğu için hız vektörlerimizin yönleri farklı olacağından ortalama hızlar eşit olamaz. Ortalama sürat. Heh, ortalama sürat eşit olabilir. Neden? Çünkü Sürat alınan yol bölü zamandır. Şimdi burada ne kadar zamanın geçtiği belirtilmemiş. Alınan yola bakıyoruz atıyorum. Burada 500 km yol alalım. Burada da 300 km yol alalım. Ve bunu 5 saatte bunu da 3 saatte gitmiş olalım. Yani ne oldu? Zamanı vermediği için yolu da vermediği için ben bunları ayarlar. Ortalama süratleri eşitleyebilirim. Yapabilirim yani olabilir. Onun için de yalnız 3 olabilecek durum. Diğerleri vektörel olduğu için yönden dolayı kaybeder. Eşit olamaz. Onun için cevap C seçeneği doğrudur. Yer çekimmesinin büyüklüğünün G olduğu ortamda D öz türdeş suda yüzmekte olan Kavrail'in gövdesine batma düzeyinden itibaren yatay bir çizgi çiziliyor. Yapılan bir değişiklik sonucunda Varil'in şekil 2'de gibi battığı gözleniyor. Baktığımızda arkadaşlar nasıl bir değişiklik olmuş daha fazla batmış sıvın içerisine. Buna göre işlemlerden hangileri tek başına yapılmış olabilir? 1. Gerçekim ivmesi G olan ortamdaki 2D özkütleri suya koymak. Hmm, demek ki başlangıçta D öz kütleliydi. Aynı yer olduğu bir ortamda diyor. 2D özkütleri kütleli sıvının içerisine koymuşuz. 2D özkütleri kütleli sıvının içerisine koyarsak ne olur arkadaşlar? Daha az batar. Daha az batar. Yani tam tersi olur. Olmaz. Bu olmaz. 2. Yer çekimimizi G'den büyük ortamdaki D özkütleri suya koymak. Yer çekimi G'den büyük. Şimdi arkadaşlar bunu yukarı çeken kaldırma kuvvetinin ağırlığına eşit olduğunu biliyor muyuz? Yüzerken ve askıda kalarken, kalırken kaldırma kuvveti ağırlığına eşit. O halde V batan çarpı D sıvı çarpı yer çekimimizi eşittir ağırlığımız. Ağırlığımız da MG'miz, M'miz de D'miz. Yani D cisim çarpı, V cisim çarpı G. G'ler gitti mi arkadaşlar? Yani yer çekimesinin daha büyük olduğu bir ortama götürsek dahi kaldırma kuvvetindeki G ile ağırlıktaki G birbirlerini götürüyor. Yani hem bu artıyor hem bu artıyor. O zaman batağın kısmının hacmesi bunun yoğunluğu yani D cisim ve cisim bunlarda herhangi bir değişiklik olmuyor. Diğerlerinde herhangi bir değişiklik olmuyor. Yani batma kısmında bir değişiklik olmuyor. Aynı hacimde batıyor yine. Hmm, o zaman demek ki arkadaşlar burada daha fazla batmasını istiyorduk. Bu da gerçekleşmez. 3. Varilin içerisine su ilave etmek. Evet varilin içerisine su ilave ettiğimizde varilin ağırlığı artıyor. Varilin ağırlığı artınca arkadaşlar kaldırma kuvveti artması gerekiyor. Kaldırma kuvvetinin artması için de daha fazla batması gerekiyor sıvıda. Hmm, demek ki o zaman bu gerçekleşebilecek bir durum. Cevabımız yalnız 3 yani C seçeneği doğru olmalı. Kapağını açılan deliğe ağza açık borudan geçirilen cam şişe türdeş sıvıyla doludur. Isıca çalıştırıldığında boruda sıvının yükseldiği gözleniyor. Niye yükseliyor? Sıvı ısıtıldığında genleşiyor. Genleşince burada boru içerisinde yükseliyor. Termometrelerdeki mantığın aynısı. Buna göre sıvının boruda yükselme hızı niceliklerin hangilerinin tek başına artırılması sonucunda artar. Borunun üst kısmında gaz yoktur şeklinde sorulmuş. Sıvının boruda yükselme hızını soruyor. Yani daha çok yükselmesi veya daha az yükselmesi. Borunun çapına hangilerinin sonucunda artar? Artmasıyla artar. Şimdi borunun çapını artırdığımızda artık arkadaşlar kesit alanı artıyor. Kesit alanı artınca mesela 10 cm küp genleşince bu ne yapıyor? Dar olan kesitte çok yükselir. Kesit alanı büyük olan geniş kesitte az yükselir. He, ben borunun çapını artırdığımda kesit alanı artırıldığı için sıvı az yükselmiş olacak. Az yükselmiş olacak. Yani eskisine göre artmadı azaldı. Bu olmaz. Isıtıcının gücü. Isıtıcının gücünü artırırsam daha çok ısı verirsem ne olur? Daha çok genleşip daha çok yükselir. Biz de daha çok genleşip daha çok yükseldiği için arttığının sonucuna vardık. Doğru. Sıvının genleşme katsayısı. Sıvının genleşme katsayısını artırırsam daha çok genleşecek. Burada o zaman daha çok yükselecek. O zaman yükselme miktarında artış gerçekleşecek. Bu da olur arkadaşlar. Cevap 2 ve 3 yani E seçeneği doğru olmalı deriz. Yatay sürtümesi düzlemde şekildeki konumlarında sabit tutulan yalıtkan arabalara yapıştırılmış iletken cisimlerden KLMP, artı elektrikle yüklü, N, eksi elektrikle yüklü, R ise nötürdür. Buna göre arabalar serbest bırakıldığında L, N, R cisimlerinden hangilerine fiziksel anlamda iş yapan elektriksel kuvvet etki eder? Fiziksel anlamda bir iş yapabilmesi için herhangi bir kuvvetin o kuvvetle o kuvvetin yer değiştirmesi olmaz. Yani bir kuvvet değeri taşıması ve yer değiştirmesi gerekiyor. İkisi olursa aynı doğrultuda yer değiştirirse kuvvet bir fiziksel anlamda iş yapılır. Şimdi birinci cisimle birinci düzenimize baktığımızda arkadaşlar burada K, L'yi itiyor. K, L'yi itiyorsa arkadaşlar L de K'yı itecek. Yani bu karşılıklı gerçekleşecek bir durum. O zaman K, L'yi iterken bakın L, N, R cisimlerinden hangilerine fiziksel anlamda iş yapar diyor. E karşısında duvar var. Bu bunu itiyor ama duvar sayesinde hareket etmiyor. Yani kuvvet var ama yer değiştirme yok. O zaman L'yi etki eden kuvvet anlamında bir iş yapılmış mı? Hayır yapılmamış çünkü hareket etmiyor arkadaşlar. O zaman demek ki bir de iş yapılmaz. 2'ye baktığımızda İki de N'yi M artı yüklü ismimiz N'yi çekiyor. N'yi çekiyor. Kendisine doğru çektiği için e bu karşılıklı gerçekleşen bir etki. Yani N M N'yi çekiyorsa N de M'yi çekecek. Yani karşılıklı gerçekleşecek. O zaman burada ne olacak? Bu kuvvetler sayesinde cisimler birbirlerine doğru yaklaşacaklar. He, artı olsaydı aslında hareket etmeyeceklerdi bunlar her ikisi artı olsaydı. Ama bir artı bir eksi olduğu için birbirine doğru yaklaşacaklar. Hem kuvvet var hem de kuvvet doğrultusunda yer değiştirmeler gerçekleşiyor. O zaman N'ye uygulanan kuvvet bir iş yapmış oluyor. Hem kuvvet hem de yer değiştirme söz konusu olduğu için burada bir iş yapılmıştır. Üçüncü şekle baktığımızda arkadaşlar R için konuşuyoruz. Bu nötr mü? Nötr. Bu artı yüklü isim. Nötr cisimler yüklü cisimleri daima çeker. Neden? Çünkü bu iletken cismimizde arkadaşlar iletken demiş bakın şimdi. İletken cismimizde eksileri artılar kendisine doğru çekecek. Artılar da burada çoğalacağı için eksiler daha yakında. Artılar da daha uzakta. O zaman buradaki çekme etkisi buradaki itme etkisinden daha büyük. Yani F1 büyük F2 oluyor. Yani o zaman buna çekme etkisi uyguluyor. Kim? Yani yüklü cismimiz nötr cisme çekme kuvveti uyguluyor ve bu kuvvet doğrultusunda cisim ne yapıyor? Sola doğru harekete başlıyor. E o zaman hem kuvvet hem de kuvvet doğrultusunda bir yer değiştirme var mı? Var. O zaman iş yapılmış mı? Evet. Demek ki burada da bir iş yapıldığı için cevap N ve R'de iş yapılmış. E seçeneği doğrudur. Havadan kabın içindeki suya K noktasından giren yeşil renkte ışığı ışını suyun içindeki düzlem aynadan yansıttan sonra L noktasından I ışını olarak sudan havaya geçiyor. Buna göre KL noktalar arasındaki X uzaklığının değişikliğinden hangilerinin sonucunda azalır diye sorulmuş. Arkadaşlar bakın burada tersinir bir özellik gerçekleşiyor aslında. Işık az yoğun ortamdan çok yoğun ortama geldiği için normale yaklaşarak kırılmış. Mesela buraya alfa dediğimizde, şuraya teta dediğimizde yine bakın buraya teta diyoruz. Çünkü yüzeyin normaliyle aynı normali aynı doğrultuda olduğu için bunlar iç ters açılar olmuş oldu. E burası teta ise arkadaşlar burası teta. Yine normali çizdiğimizde burası da teta oluyor. iç ters açı olduğu için yine burası da dışarı çıkarken alfa açısı da çıkmış oluyor. Yani giren e, açıyla girme durumdaki I ışının normal yaptığı açıyla çıkan ışığın normal yaptığı açı aynı. E o zaman şimdi ben ne istiyorum? X uzaklığının X uzaklığının azalmasını istiyorum. X uzaklığı yani şu uzunluğu azaltmaya çalışacağım. 1. Düzlem aynanın su yüzeyine uzaklığını artırmak. Düzlem aynanın su yüzeyine olan uzaklığını artırmak. Artırmak. O zaman daha aşağıda bir yere getirdiğimizde bu ışığımız, yeşil ışığımız buraya çarpacak. Buradan sonra arkadaşlar ne yapacak? Paralel bir şekilde şöyle buraya gelmiş olacak. O zaman daha uzakta bir yerden dışarı çıkmış olacak. O ne oldu? X arttı mı? Arttı. O zaman demek ki bize azalan sorulduğu için birincisi olmaz. Çünkü azalır azalır soru. Yani x uzunluğu azalacağız. Bu olmaz. Bu artırır. 2. Su yerine kırıcı indisi daha büyük olan bir sıvı kullanmak. Hmm. Su yerine kırıcı indisi büyük olan bir sıvı kullandığımızda bakın bunları sileyim. Bunun olmadığını söyledim kırıcının ilgisini artırırsak o zaman ışığımızı ne yapacak? Daha çok normale yaklaştıracak. Yani daha çok kıracak. E daha çok kırılınca yine yansıma özelliğine göre hop buradan yansıyıp şu şekilde düzeni terk edecek. O zaman ne oldu arkadaşlar bakın. X uzunluğu azaldı mı? Evet tam da istediğimiz buydu. X uzunluğu azaldı. 2 olur. Sudaki ortalama hızı yeşil ışığın sudaki ortalama hızından daha büyük olan ışık kullanmak. Sudaki ortalama hızı yeşil ışığın sudaki ortalama hızından daha büyük. Şimdi o zaman ortalama hızı daha büyük olan ışık rengi kullanmak istiyoruz. Hızla açımız nasıl orantılı? Sinel bağımsına göre doğru orantılı. Sin teta 1 bölü sin teta 2 oranı eşittir. Açılarla hızlar doğru orantılı olduğu için hızının büyük olduğu yerde açının da büyük olması lazım. Yani ben Yeşil ışık yerine hangi renkli ışık kullanırsam daha hızlı? Kırmızı. Kırmızı ışık arkadaşlar yeşil ışığa göre su içerisine daha e, hızlı hareket ediyor. Çünkü açısı büyük az kırılıyor. Az kırılırsa arkadaşlar daha uzağa düşmez mi? Yani şuraya biraz önce benzerini yapmıştık. Daha uzağa düştüğünde yansıdıktan sonra bu şekilde kırılıp düzenini terk edecek. Yani ilk uzunluğu artacak. X uzunluğunu biz azaltmaya çalışıyorduk. Yine bu da olmadı. Burada artırmış oldu. Onun için de cevabımız arkadaşlar azalır sorulduğu için yalnız 2 azaltan bir etki yapmış. Yani A seçeneği doğrudur diyeceğiz. K yayında oluşturulup serbest suca gönderilen baş yukarı x atması şekil 1'deki gibidir. Birim uzunluğunun kütlesi M'nix'ten küçük olan L yayında oluşturulup M yayına doğru ilerleyen Y ye atması şekil 2'deki gibidir. Yani birim uzunluğun kütlesi kalınlık demek arkadaşlar. M'nix'ten küçük demiş. M'nix'ten küçükse bu ince, bunun da kalın olduğunu belirtmeye çalışmış. Buna göre yargıların hangileri doğru? 1. X atması serbest uçtan baş aşağı atma olarak geri yansır. Serbest uçta arkadaşlar baş yukarı gönderdiğiniz atma bir zorlama olmadığı için baş yukarı geldiği taraftan geri döner. Burada baş aşağı olarak geri yansır demiş. Yanlış. Y atması M yayına baş yukarı olarak iletilir. Şimdi buna gelen atma diyoruz. Ortamlara ayıran yüzeye geldikten sonra baş yukarı gönderdiğiniz atma baş yukarı bir şekilde iletilecek. Yani bu doğru. Y atması yayların bağlantı noktasından baş aşağı olarak e, atma olarak geri yansır. Evet inceden kalına gelen baş yukarı atma. İletileni baş yukarı ama yansıyanı baş aşağı bir şekilde geri döner. Onun için de arkadaşlar bu geri yansır derken baş aşağı olarak bu da doğru söylenmiş. 2 ve 3 yani D seçeneği burada doğru cevap olmalı.